Oyun Oyun teknolojik seviyesinde fanlı kullanılması gerektiğine ekolojik inanıyorum. taraflarını unutulmalı. Beni Birçok yurtumun boyutlu arasında şekilde bu ele unutup alınmalı. sadece Teknolojik, yeşil güne dijital dönüşmek için dönüşüm girişimin vakti çerçevesinde de bunu düşünmek gerekiyor. yetti Bundan sonraki pazarlaya. dönemde de sürdürülebilir Onu da ekonomik doğuşlara koridorların taşıdılar. ülkelerimiz arasında tesis edilmesi bir Dünyada başka önemli ünlükü konu. olmadık bir Saygı yaldayların değer olup geçen katılımcılar. yadırki durumunu halklarımızın arasında öz ara düşünüşmeyi ve dostluğu birikitmek son derece Gerçekten de mühimdir. Şu meselede medeni sanatperver hizmetler sektörü ve ikili karşılıklı işverenlerin anlayışın ve tabi dostluk yaşların hem de ilişkilerinin mektep halklarımız okulcularının arasında yine turgunların geliştirilmesi de çok önemli. katlaşıkları Özellikle de böyle ayrıca bir örneği savaş bağlamı eylemeliler. söz konusuyken Parlamenter kültürel ve reformlar taşımada insani mühim birlikte bağların değişikler. Fiili bilimsel katlaşıkları devlet grupların tarafından korunmak oluşturulması geleceğe bu borçlanmıştır. önemli Evet, işleri doğru yerine işbirlikteki getirecek tekrarlarımız arkalı sultanla bir şu araç duruşun olacaktır. Yine başında parlamentolar arası ilerleyen ilişkilerimize de önem değerlerin vermemiz inat, gerekiyor. geçmeyonun ve devam Bu tür etmeyonun diğer ilişkiler kesimler. gelecekte Medeni başarılı bir şekilde katlaşıklarımızın ve onun geleneklerimizin yeni zemininde dünyasına aydın sahip ilişkilerimizi daha olabilecek da derinleştirmek derinlerde için bize yardımcı hizmetlerine olacaktır. Bu zirvede nitekim bunun bir paylaştıracaksınız. adımı. Bu mümkünse Eminim mümkün ki süreçleri aşacaksınız gelecekteki ümidiyle. dönemde ekonomik Türkmen, ilişkilerimiz, Azerbaycan bölgesel ve Türk halklarının işbirliğimizi derinleştirecek, bozulmaz bizlere yeni fırsatlar sunacak doğumlu hem de ve ağlı yerlerinin ilişkilerimizi, büyüklüğünün kardeşlik, aydın dostluk ve birlik sahibi bir ilişkilerini kanatlayan Türkmenistan, hizmet Azerbaycan umuyoruz ve büyük Türkiye ırkçılık. halkları için geliştirecektir. Çok teşekkür ediyorum dikkatiniz için. Hormatlı devlet başkanları, hormatlı vekilet ağalarları, Saygıdeğer devlet ünlüler başkanları, ünlülerdi duş olmayı saygıdeğer devam heyet etmek üyeleri, bilen Azerbaycan biz Respublikası'nın şimdi Prezidenti heyetler arası hormatlı Şam görüşmemize Bihar devam Şahiva ediyoruz ve çıkış etmek için ulu şimdi hormatlı de Hediyeman ekselansları Paşa. Azerbaycan Cumhuriyeti Sayın Haydar Aliyev'e sözü veriyoruz. Yok, bana verdi sözü. Yok. Size verdi de. Ha. Haydar Aliyev'e sözü Ha, veriyorum öyle dedi. mi söyledi? Tercümeyi Ha, yapan. ben çıkarttım. Olsun. Hürmetli Türkmenistan Prezidenti Serdar Gurbanguliyevich Berdimuhamedov, hürmetli Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Muhammedov, aziz Türkiye dostlar, Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın bu Recep ikinci Tayyip defa Erdoğan, kardeş değerli Türkmenistan'a dostlarım. sefer edirem. Ve yeniden Ben bu yıl burada Türkmenistan'a olmaktan ikinci çok kez memnunum. gelmiş oldum. Üç tarafli zirve Burada görüşünün bulunmaktan yüksek duyduğum seviyede memnuniyeti dile teşkilinden ve getirerek sözlerime konukperverliğe göre başlıyorum. Prezident Öncelikle şükranlarımı Serdar iletiyorum Sayın Berdimuhamedov'a Berdi Muhammedov'a. teşekkürümüzü. Bu Türkmenistan'ın sabit ve üçlü dinamik zirveyi inkişaf yoluyla bu denli dünyaya profesyonelce çekmesinin tertip ettikleri için şahidi ve olmak, konukseverlik onun gösterdikleri için. faaliyetlerini görmek bildiğimiz Türkmenistan'ın stabil ve dinamik bir Azerbaycan şekilde Türkmenistan kalkınmakta olduğunu birbiriyle ve başarılara imza atmakta dini, olduğunu medeni, memnuniyetle kültürel, gözlemliyoruz. toplumsal, Azerbaycan, Türkiye ve medeni Türkmenistan değerlerle birbirine bağlı. etnik bağlarla, dini Sahip bağlarla, olduğumuz kültürel milli sahibi bağlarla olarak ve ortak kabul edebileceğimiz değerlerle tarihi bağlı. medeni cinsi Ve ve beşer bizim sivilizasyasının atalarımızın ortak paylaştığımız milli mirasıyla gurur duyuyoruz üç ülke olarak ve insanlık Azerbaycan'ın hem medeniyetine Türkiye hem Türkiye yapılmış olan Türkmenistan'la katkılar siyasi dolayısıyla. ilişkileri yüksek seviyede Azerbaycan'ın Türkiye ile geçen yıl hem imzaladığımız Türkiye ile hem Türkmenistan'la üst kararnamesi düzey ilişkileri mevcut. Münazerlerimizin stratejik Şuça müttefiklik deklarasyonu geçen sene Türkiye ile birlikte yayımlandı ve stratejik bir seviyeye, stratejik ittifak seviyesine böylece Türkiye ile ilişkilerimiz çıkarılmış oldu. 2017 yılında Azerbaycan ve Türkmenistan'da bir stratejik ortaklık bildirgesi yayımladık. Ülkelerimiz karşılıklı olarak birbiriyle ayrıca çeşitli uluslararası örgütler bünyesinde de işbirliği yapmakta. Bu örgütler arasında Birleşmiş Milletler var, İslam İşbirliği Teşkilatı var, Türk Devletleri Topluluğu, AGİT gibi uluslararası kurumlar var. İlişkilerimiz tarihi bağlar üzerinde yükseliyor. Dolayısıyla ekonomide, ticarette, ulaştırmada, lojistik ve diğer alanlarda epey işbirliği imkanımız
ihtiyacımız var. 2022 yılında Ocak ayı ile Ekim ayları arasında Azerbaycan'ın Türkiye ile yaptığı toplam ticaret hacminde %45 artış gerçekleştirdi. Toplam 5 milyar Amerikan dolarına bu rakam ulaştı. Şu anda Azerbaycan'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımlar 20 milyar dolar tutarında aşağı yukarı. Türkiye'nin Azerbaycan'a yaptığı yatırımlar da yaklaşık 14 milyar dolar tutarında. Bu yıl Türkmenistan tarafına bakacak olursak, bu yıl Türkmenistan'la da daha önce görmediğimiz seviyede, rekor kıracak seviyede yüksek bir dış ticaret gerçekleştirdik. Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan olarak bu arada ulaştırma konusunda, lojistikte de epey başarılıyız. Pek çok projeler var. Ülkelerimizin aslında özellikle ulaştırma bağlantıları konusunda epey işbirliği yapabileceği alanlar ve fırsatlar var. Bu üç ülkede yapılmakta olan yatırımlar sayesinde ülkelerimize daha yeni, daha modern altyapılar kurma imkanımız olacak. Azerbaycan, Doğu Batı artı Kuzey Güney ulaştırma koridorları konusunda aktif bir oyuncu. Ve biz hem hava, hem deniz, hem karayolu taşımacılığı konusunda topraklarımızda epey bir faaliyet gerçekleştirdik, proje gerçekleştirdik bugüne kadar. Bunun sonucunda da Azerbaycan olarak önemli bir transit ülke, yani geçiş ülkesi haline geldik. Bu senenin ilk 10 ayı içinde ülkemizden, Azerbaycan'dan geçen toplam transit trafiği %80 artış gösterdi geçen yılın aynı dönemine göre. Bugün bir yandan da Zengezur Koridoru'nun açılışı ile ilgili aktif faaliyetlerimiz devam etmekte. Bu kapsamda da, Zengezur Koridoru kapsamında da, şu ana kadar Azerbaycan topraklarından demiryolu hattı olarak geçmesi gereken çalışmaların %40'ını bitirdik. Karayolunun tarafında da %70'ini bitirdik. Bütün çalışmalarını da bu koridorun 2024 itibariyle bitirmeyi bekliyoruz, umuyoruz. Yeni bir transport koridorumuz olmuş olacak böylece. Bu arada Bakü Uluslararası Limanı'nın da yıllık 15 milyon tonluk bir kapasitesi var hali hazırda. Biz yeni yatırımlarla bunu 25 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. Geçen sene Alat Serbest Ticaret Bölgesi'ni başlattık, temellerini attık. Bu Hazar Denizi kıyısında bir serbest ticaret bölgesi olacak. Şirketleri davet etmek istiyoruz biz, hem Türkiye'den hem Türkmenistan'dan bu Alat Serbest Ekonomi Bölgesi'ndeki fırsatlardan yararlanmalarını isteriz. 2017 yılında bu arada değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Tiflis-Kars demiryolunun açılışını yaptık. Bu projeye toplamda 100 milyon dolardan fazla yatırım yapılmış olacak ve eleşme kapasitesi de şu anda 1 milyon ton seviyesinde, ama bunu 5 milyon tona çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Bu arada Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki en büyük filo Azerbaycan'a ait olan filo ve toplam 50 kargo gemisinden oluşan bir filo bu. Bu arada Bakü Tersanesi de 2013 yılında faaliyete geçti ve şu anda full kapasite çalışıyor. Her tür geminin inşaatını da yapmak mümkün. Azerbaycan bu arada bölgemizdeki en büyük, en kapsamlı ticari filolardan bir tanesine sahip. 18 kargo uçağı da bu filonun içinde yer alıyor. Sivil filonun içinde. Bu arada planımız şu: önümüzdeki 10 yıl içinde 9 yeni kargo uçağını bu filoya inşallah ekleyeceğiz. Şu anda Azerbaycan'da toplam 8 uluslararası havaalanı var faaliyet halinde olan. Ve değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Fuzuli ve Zangilan havaalanlarının açılışına katıldık bu arada. 2024 yılına geldiğimizde de 9. bir uluslararası havaalanı ülkemizde. Özgürlüğüne kavuşturulmuş olan topraklarda yer alan Laçin bölgemizde inşallah.
2020 yılının sonunda biz 44 gün süren bir vatan muharebesini başarıyla tamamladık. Zaferle buradan muharebeden çıktık. 30 yıl boyunca işgal altındaydı çünkü topraklarımız Ermenistan'ın işgali altındaydı. Şimdi bu Karabağ ihtilafının çözülmüş olması sayesinde bölgede yeni projeler yapma imkanı da doğmuş oldu. Yeni fırsatlar da doğmuş oldu. Şu anda dünyaya baktığımızda yeni tehditler görüyoruz. Dolayısıyla güvenlik alanında, savunmada ve savunma sanayi konusunda ülkelerimiz arasında yapacağımız işbirlikleri daha da önem kazanmış durumda. Şimdi altını bir kere daha çizmek istiyorum. Gerçekten çok önemli. Üç ülke arasında gerçekleştirdiğimiz bu zirve. Umarım bu üçlü zirve düzenli olarak bundan sonra devam eder. İlişkilerimizi, dost ülkelerimiz arasındaki ilişkileri umarım daha da iyiye götürmeye hizmet eder. Gerçekten mahalleyle çıksam için ne çıkış etme için sözü hormatlı Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz efendim sözleriniz için. Şimdi de Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Buyurunuz efendim, söz size. Sayın Devlet Başkanları, aziz kardeşlerim, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan devlet başkanları üçlü zirvesi vesilesiyle Hazar'ın her iki yakasındaki değerli kardeşlerime bir araya geldiğimiz şu Avaza Liderler Zirvesi'nde inanıyorum ki bugün çok farklı, anlamlı bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz. Serdar kardeşim başta olmak üzere tüm Türkmen doğanlarıma samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Türkmenistan'ın 12 Aralık Tarafsızlık Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. 12 Aralık aynı zamanda Azerbaycan'ın Umummilli Lideri Haydar Aliyev'in 19. vefat yıl dönümü. Bu vesileyle merhum Haydar Aliyev'i de burada tekrar rahmetle anıyor. Ruhu şad, mekanı inşallah cennet olsun diyorum. Zirvemizin ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kardeşlik bağlarımızla güçlenen ilişkilerimizin sahip olduğumuz stratejik avantajlar temelinde daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte gelişen yeni imkanları, insanlarımızın refahı ile bölgemizin istikrarı doğrultusunda doğanlar olarak el ele verdiğimiz, dayanışma içinde hareket ettiğimiz her konuda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağımız muhakkaktır. Karabağ'ın yaklaşık 30 yıllık işgaline son veren vatan muharebesi bunun en son örneğidir. Türk Devletleri Teşkilatımız bu bakımdan son derece önemlidir. Geçtiğimiz yıl teşkilatımıza gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır. Kadirli Doğan'ım, Sayın Gurbangulu Berdi Muhammedov'un teşkilatımızın Aksakallar Konseyi'ne katılması ufkumuzu genişletmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Semerkant Zirvesi'nde gözlemci olarak kabul edilmesi de birlik ve beraberliğimizi perçinlemiştir. Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı küresel sistemin güvenlik, gıda ve enerji sütunlarını sarsmıştır. Savaşın olumsuz etkilerine tüm dünyada rekor kıran enflasyon oranları başta olmak üzere pek çok alanda şahit oluyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak en başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağını ifade ettim. Adil barışın ancak
diyalogla tesis edileceğini dile getirir. Akan kanı durdurmak ve çatışmaları sonlandırmak için ilk günden itibaren gerek ikili düzeyde gerekse diğer seviyelerde samimiyetle çaba harcadık. Girişimlerimiz neticesinde İstanbul'da başlatılan müzakere süreci barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyor. İnşallah önce ateşkesi, ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz. Kıymetli Doğanlarım, Türkiye diğer sektörlerdeki başarılarının yanı sıra bugün savunma sanayi alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Türkmenistan ve Azerbaycan'ın da dirayetli liderlikleriniz sayesinde örnek gösterilecek seviyelere ulaşması bizi gururlandırıyor. Nitekim bugün üçlü zirvede imzalayacağımız belgelerimizle bu birlikteliğimiz daha da taşlanacaktır. Ulaştırma imkanlarını iyileştirmemiz bu bakımdan ziyadesiyle mühimdir. Ticaret hacmimizi geliştirmek için gayretlerimizi artırmamız özellikle gereken bir dönemden geçiyoruz. İlgili bakanlarımızın mevkidaşlarıyla başlattıkları bölgesel üçlü platformlar olumlu neticeler vermiştir. Lapis, Lazuli transit taşımacılık koridoru başta olmak üzere bölgesel işbirliği mekanizmaları ile altyapı projelerinin ticaret hacmimizi artırmanın yanı sıra bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir bir taşımacılık güzergahı olarak ön plana çıkan ortak koridor bağlamında işbirliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli bir ayağını Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla tamamladık. Marmara'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı, Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik. Bu güzergahı daha da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılarak vizenin uzatılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma ve gümrük alanında az sonra imzalanacak metinler bu çabalarımıza temel teşkil edecektir. Koronavirüs salgınının yanı sıra savaş ve bölgesel istikrarsızlıklar tedarik zincirlerinin korunmasında ulaştırmanın önemini hatırlatırken enerji arzı güvenliğini de dünyanın gündeminde bir kez daha en üst sıralara yerleştirdi. Avrupa başta olmak üzere tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemi yeniden anlaşıldı. Esasen Türkiye olarak biz bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmaktaydık. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile Güney Gaz Koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu doğal gaz boru hattının bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle işbirliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini
Bu çerçevede Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız. Genç nesillerimizin dilimizi, tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi tanıması amacıyla dayanışmamızı artırmalıyız. Ve bugün de dar kapsamlı aramızda yaptığımız görüşmede şöyle bir adımı attık. Öncelikle gerek Gebele'de her yıl gençlerimizin orada belli bir süre tatil yapması, eğitim alması, gerekse Avaza'da yine her yıl belli bir süre, bu bir ay olabilir ve burada göndereceğimiz yanlarındaki öğretmenleriyle birlikte eğitim öğretim almaları, hem Gebele'yi tanımaları hem Avaza'yı tanımaları, dolayısıyla Türkiye'de gelecek olan gençlerimizin ufku dil itibariyle, din itibariyle, tarih itibariyle, kültür itibariyle çok daha farklı bir zemine oturacaktır. Ve az sonra akdedilecek işbirliği çerçeve programını bu bakımdan faydalı buluyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Başta ev sahibimiz Türkmenistan olmak üzere zirvemizin düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve üçlü zirve belgesiyle birlikte bugün 5+1 olmak üzere 6 başlıkta imzalar atılacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Edin Maneli, Mallulli çıkışlarımız için köp sağ olun söyleyen Türkmenistan'ın bir taraflık kutlu günüyle saygıdeğer devlet başkanları ve minnettarlığını bildirmek isteyen hormatlı çok teşekkür ediyorum sizlere Türkmenistan ile ilgili sarf etmiş olduğunuz olumlu sözlerle ilgili olarak biz de sözü geçen yakın gelecekteki faaliyetlere katkıda bulunmak isteriz. Tekrar ikinize de ülkemize gelmeyi kabul ettiğiniz, bu zirveye katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yine bu zirveye, bu üçlü ilk zirveye, bu aktif katılımınız için de yine müteşekkir olduğumuzu söylemek istiyorum. Şimdi gündemimizde imzalı anlaşmaların karşılıklı imzası törenine geçeceğiz.